Hastane kendi kuralları ve yasalarıyla bambaşka bir dünyadır. Ve burada her gün pek çok ilginç durum oluyor. Ameliyathaneye gitmek korkutucudur. Ya bir şeyler ters giderse? Ancak böyle durumlarda paniğe kapılmayın. Anesteziniz mi bitiyor? Önemli değil. Deneyimli bir doktor ne yapacağını bilir. Bum! Ve hasta hazır. Gerçek bir anestezi uzmanı olduğunuza emin misiniz? Çalışırken kesinlikle güçlü kalmalısınız. Elma suyu tam da doktorun istediği şeydir. Bardağımı kim aldı? Ama bir test kavanozu var. Aman ne olacak? Hem steril hem yeni. Görüntü önemli değil. Çok susadım. Lezzetli. Evet, içeri gelin. Sorununuz nedir? Başkasının çişini mi içiyorsunuz? Bu iğrenç. Düşündüğünüz gibi değil. Tamam güle güle. Kendimi daha iyi hissediyorum. Dudaklarınızda ne var? Yoksa şey mi? İğrenç. Bu çikolataya garip bir tepkiydi. Ama her neyse. Bir hastaneyle ilgili en korkunç şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Sıra. Veya daha doğrusu insanların sırada nasıl davrandığı. Terbiyeli insanlar bile canavara dönüşür. Ama sadece sorup çıkacağım. Hepimiz sadece sormak için buradayız. Vay canına, zeki olduğunu mu sanıyorsun? Biz senin gibileri biliriz. Geçemezsin. Sıranın arkasına geç, yoksa pişman olursun. Böylesi daha iyi. Deneyimli hastaları kandıramazsın. Beslenme uzmanı olmak meslek değil, yaşam tarzıdır. İyi bir beslenme uzmanı her zaman hastaya yaklaşmanın bir yolunu bulacaktır. Tartıya çıkın. Önemli değil. Diyete devam edin ve yakında hedef kilonuza ulaşacaksınız. Ne yazık ki herkes abur cuburdan vazgeçmeye hazır değil. Sağlıklı beslenme çok vakit alıyor. Benim şimdi formda olmam gerekiyor. Ne ilginç bir durum. Deneyebileceğimiz bir şey biliyorum. Bacağınızı kesmek konusunda ne düşünüyorsunuz? Ne olmuş yani? Sadece tek bacak ve çok hızlı bir şekilde çok kilo kaybedeceksiniz. Tartıda ne yazacağını hayal edin. Ama tabii tek ayakla çıkacaksınız. Kaç çıktı? Ne? Olur mu? Bana tüm bu tatsız şeyleri verin. İşte böyle yola gelirsiniz. Korkutmak işe yarıyor. Herkes hastanede tuhaf bir duruma girebilir. Görme bozukluğu olan hastalar çok risk altındadır. Bu doktor da ne tepkisiz. Belki de gerçek doktor daha gelmediği içindir. Belirtileriniz nelerdir? Sessiz ol. Doktor ve ben meşgulüz. Tamam, tedavi yazıyorum. İşte gözlük reçeteniz. Bana teşekkür etmeyin. Renkli kağıtları ne yapacağım ki? Hastalar bitse de artık rahat rahat evime gidebilsem. Her insan kendine özgü bir şekilde hastalanır. Hastalık hastalarını izlemek özellikle ilginç. Sevgili arkadaşlar, hepimizin bu kadının vasiyetini duymak için buradayız. Ateşi var. Ama artık ateşi düşmüş gibi görünüyor. 36,5 mu? Yani ölmeyeceğim değil mi? İyi haber onu anında daha iyi hissettiriyor. Vasiyete ne olacak? Her üşüdüğünde bizi böyle çağıracak mısın? Nelerle uğraşıyorum. Hamile kadınların sırada öncelikle olması gerektiği konusunda yazılı olmayan bir kural vardır. Her şeyden önce sırada beklemeleri kolay değil. İkincisi, işleri acil olabiliyor. Demek öyle. Sırada kalmaktansa her şeyi yapabilir. Bir dakika. Bu sahte görünüyor. Yine mi sen? Karnını şişirince bizi kandırabileceğini mi düşündün? Ama ben hamileyim. Strese gelemem. Strese gelemezmiş. Çık git buradan. Çünkü sıradaki insanların sabrı patlamak üzere. Tıpkı gömleğinin altındaki balon gibi. Hay aksi. Hastaneye gitmek bazı hastaların sosyalleşmesi için büyük bir fırsattır. Yine de bir dişçi koltuğunda konuşmak iyi bir fikir değil. Neyse, ne diyordum? Ben de dedim ki, bu arada bu diş dolgusunu çok yakışıklı bir adam yaptı. Bu hiç susacak mı? Durum bu kadar ileri gittiğinde yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. O zaman daha iyi önlemler almalıyız. Ağzını tutalım. Böyle çok daha iyi. Bu şekilde iş yapmak çok daha kolay. Gerçek doktorlar asla konsantre kaybetmezler. Bıçak, çatal, spatula.
İşlem sırasında konuşmayı bırakın. Şunu deneyin. Çok lezzetli. Pastayı doğru şekilde kesebilmek önemlidir, değil mi? Bu pasta bir harika. Neye bakıyorsun? Doktorların insan olmadığını mı düşünüyorsun? Öyle yemeğine ihtiyaçları yok mu yani? Yazın birçok yaralanmalar olur. Kaykayın üzerinde ayağa kalktım ve sonra bacağım kırıldı. Belli ki bu sizin için doğru spor değil. Kaykayı unutun. Bunun yerine badminton'u deneyin. Ama bu da olmadı. Bekle bir dakika, bunu düzeltelim. Sizin sakin bir şeye ihtiyacınız var. Satranç olur mu? Bu harika bir fikir doktor. Ancak bu da başka bir başarısızlıkla sonuçlandı. Şahmat doktor. Plastik cerrahlar tuhaf isteklere asla şaşırmamalıdır. Otoplasti ile başlayalım. Neden buna ihtiyacı var ki? Kimin umrunda? O elf kulakları istiyor. Ve doktor tüm işi sessizce yapıyor. Mükemmel. Şimdi ben gerçek bir elf kızım. Ve şimdi kalın dudaklar istiyorum. Angelina'nınki gibi ama daha iyisi. Tamamdır. Güzel ama eksik bir şey var. Biraz erkekse hava ekleyebilir miyiz? Bu o kadar kolay değil. Ancak müşteri ne isterse odur. Muhteşem. Tamamen değiştim. Kesinlikle. Herkes personeli daima unutur. Ama doğru zamanda doğru yerdeyseniz... İyi günler. Bir randevum var. Doktorumuz göğüs hekimi hizmetinizdedir. Üzgünüm. Her mutlu durumun mutlu bir sonu yoktur. Çık buradan ve kovanı da yanına al. Üzülme. Hadi başını dik tut. Göğsünü de. Sırada beklemeden doktor muayenehanelerine giren diğer insanlar diğer doktorlardır. Eğer tıbbi üniformayla serbest geçiş yapabiliyorsak neden olmasın? Neyse ki yalancılar genellikle başarılı olmaz. Bu bir kostüm partisi mi? Üniformamı geri koy. Özür dilerim. Yine yakalandın. Ruj mu? Sanırım ne yapacağımı biliyorum. Tüm hastaların iyileşmek istediğini mi düşünüyorsun? Bu doğru değil. Bazı insanlar sağlıklarının çok iyi olduğuna inanıyor. Bu kız gözlük takmaya o kadar isteksiz ki oyunlar çeviriyor. Testi yapalım mı? Hastanın kopya kağıdı var. Harfleri okuyun. Görme yeteneğiniz iyi. Sadece birkaç damla alın yeter. Teşekkürler doktor. Bu harika bir haber. Hoşça kalın. Eyvah! Daha kapıyı bulamıyor mu? Umarım yakında gözlerinin yardıma ihtiyacı olduğunu kabullenir. Tıbbi bilgelik deneyimle gelir. Kırık mı? Bir stajyer için bu çok karmaşık değil mi? Pekala, sen bir doktor sayılırsın. Seni bu temel sakatlıkla yalnız bırakabilirim. Sadece işlerini karıştırma yeter. Aman tanrım! Bu çok korkutucu. Bu çok büyük bir sorumluluk. Tecrübesiz olduğu belli. Anestezi yaparak başlıyor. Şimdi alçıya hangi kola takacağımı bulmam gerek. Piti piti. Hadi bakalım. Uyan. Bitti. Sağlıklı kolumu alçıya almışsınız. Eyvah. Sakin olun. Hemen düzelteceğim. Herhangi bir hatayı düzeltmek için gerçek bir profesyonelin her zaman yakında olması iyi bir şey. Modern teknoloji hakkında ne biliyorsunuz? Bazen eski yöntemlerinden daha iyisi yoktur. Diş hekimliği söz konusu olduğunda bu harika bir fikir. İpliği bağlayalım. Diş perisi bekliyor. Şimdi hazır. Ve başla. Vay canına, güçlü bir hastamız var. Diğerleri genellikle merdivenlerde yorulur. Pekala, işe yaradı. İyi günler. Kliniğimizi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın.
Hastalar çok farklı olabilir. Bazıları normal görünür. Ama bir kez onları yalnız bırakırsanız tuhaf şeyler yapabilirler. Aa, burada ne oldu? Bunu bilerek yapmadım. Yanlışlıkla oldu. Çocuk gibi davranıyorsun. Evine git ve velin olmadan geri gelme. Her beslenme uzmanının kariyerinde kilo vermeyen bir hasta vardır. Ve her ziyarette giderek kilo alır. Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Listeleriniz hiç işe yaramıyor. Bıktım. İstediğimi yiyeceğim. Duygusallık, kilo alma, sinirlilik. Bunlar hamileliğin belirtileri. Vay canına buldum. Bir dakika. Diyete ihtiyacınız yok. Yakında kilo vereceksiniz. Söz veriyorum. Sıradaki insanlar yenilmez olduklarını düşünüyor. Ama hepsinin önüne geçmenin akıllıca bir yolu var. Yüzümüze biraz ruj sürelim. Ve işte ortalık tertemiz. Operasyon başarılı oldu. Doktor hastane sırasını geçebilen şeytani dahiyle tanışmak üzere. Yeni hastane videolarımızı sevdiniz mi? Böyle bir durumda bulundunuz mu hiç? Yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece kanalımızdaki harika videoları kaçırmazsınız.